Selam. Merhaba. Astrolog Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Bilek Bey. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Hayatın zinyo. Güzel, bayağıdır ben yoktum buralarda. Böyle bir görüneyim dedim, geldim. Senin nasıl gidiyor? Ya, bunun dolunayla bir ilgisi var mı Astrolog Hanım? Neyle? Dolunayla. Yok, Venüs retroda, o yüzden ya. O yüzden mi yoksunuz? O yüzden yok değil. O yüzden varım aslında. Ha, aksine Aynen. açıklama yapmaya geldiniz. Evet. Betül Hanım, Burcum Başak, yükselenim Akrep. Bizlik bir sıkıntı var mı? Akrep, yükselen akrepse son 2-2,5 yılda çok zorlandığın bir süreçten geçmişsindir diye düşünüyorum. Böyle bir yerle bir Nasıl oldun, oldu? efsan oldun, aynen. Yeni toparlayacaksın ama ya. Kuzey ay düğüm, güney düğüm yer değiştirdi. Bu aydan sonra toparlarsın ama şu dönemde sabit et ki Venüs Aslan'da retroya girdi. 4 Eylül'e kadar yine bir dikkat et. Aldığına, verdiğine, hayatına giren çıkan insanlara. Bir şey yapma Yani yani. bizim de çiçeklerimizi açacak mı yani? Şeyin açar da 15 Eylül'den sonra. Daha biraz daha bekle. O zamana kadar ilişki yapmayayım mı? Yok. Yani kesin bir bedel ödetir gider, söyleyeyim sana. Abi zaten yapamıyorum. Bir problemim var. İlişki yapamıyorum yani. Doğrultamıyorum. Zamanın 15 getirdiği. Eylül final haftasına denk geliyor. Acaba finalde bir ilişki mi patlatsam? 15 Yaparım. Eylül'den sonra yap, ne yapacaksan. Yapabilirim. Aynen. Bu dönem çok tehlikeli. Hatta en tehlikeli dönemlerden biri ilişki için. Bir de Lilith etkili zaten. Çok düzgün bir profil girmeye de bilir hayatına. Hep karşı tarafta mı arayacağız bu durumu? Mesela bir başak erkeği yükselen akrep olan kişi ne kadar düzgün sizce? Öyle bakmıyorum zaten. Ben genel olarak olan şu anki durumdan bahsediyorum. Yani şu an hayatımıza girecek ilişkiler karmik ilişkiler olur genelde. Yani bir şey öğretmeye gelir hayatımıza. Belki de hayatımıza giren insana biz bir şey öğretmeye giriyoruz onun hayatına. Yani o da olabilir. İlla biz bir şey öğreneceğiz diye bir şey yok. Biz bir şey öğreteceğiz belki. Biz istemeden canını yakacağız, zarar vereceğiz, bilmiyorum. Ama bu hani kurulan, şu dönemdeki kurulan ilişkilerden bahsediyorum sadece. Ben bundan önceki ilişkilerimde bundan sonra sevmemeyi öğrendim mesela. Bana Ya öyle o bir şey. duygusal. Ben psikolog değilim. Ben astroloğum, tamam mı? Tamam. Oralar benim alanım değil. Yok yani bana bir şey öğretmiş oluyorlar mı? Tabii ki öğretiyorlar. Hayatına giren her insanın bir sebebi var. Sen farkında olmadan bir tarafını büyüttü belki, bir tarafını geliştirdi. Ya da geliştiremedi. Sen gelişmek istemedin. Benzer profilde biri tekrar hayatına girecek demektir o zaman. Yani Evet. her giren insanın bir sebebi var. Öyle. Doğru. Siz nasılsınız ilişki konularında? İyiyim, sıkıntı yok. Ben o İlişkiniz açıdan baktığım için, ben sadece ilişki olarak değil, hayatımı tanıştığım ya da görüştüğüm insanlara da acaba ne aldım ne verdim deyip bitmesi gereken yerde veda. Yani çünkü bazen her şey devam etmesi gerekmiyordur. Alacağını alırsın, vereceğini verirsin ve hayatta devam edersin. hayatınızda biri var mı peki? Şu an var, evet. Peki yani atıyorum İşte bu ay retro var deyip görüşmediğiniz oluyor mu veya? Ben devam eden ilişkilerden bahsetmiyorum ki. Ya hayatınızdaki kişiye karşı mesleki deformasyon yaşıyor musunuz yani? Tabii ki Meslek hastalığı yaşıyorum. oluyor mu? Yani şunu yapmayalım Bana bak. şey diyor mesela. Ha. Hayatımızı buna göre devam ettiremeyiz, biliyorsun. Ya çok zorlar çünkü anladın mı? Bıktırırsın adamı. Ama bir şey söyleyeceğim. İnanmaya baş... Ha, tabii ki şöyle. Ben de sonuçta insanım ve duygularım var. Hani mesela bugün şey demiyorum. Bugün Merkür Uranüs karesi var. İşte iletişim olarak çok zorlanacağım. Bir susayım falan demiyorum. O an içimden ne geliyorsa öyle davranıyorum. Çünkü onu da yaşamam gerekiyor. Öyle bir dünya yok yani. Evet. Evet, yani mesela biliyordum. İlk işte Venüs retroya girdi. Ben bir yerde patlayacağımı biliyordum. Yani o an kaos oluştu ama o an öyle hissediyorum. Yani o an şey, astroloji düşünmüyorsun ki. Öyle bir Evet. şey yok. Diğer türlü kopya çekiyormuş gibi oluyorsun, Evet, anladın mı? evet, evet. Yani hayatı yaşamak lazım, akışına bırakmak lazım. Yani tabii ki biraz daha temkinli gidiyorsun ama onun dışında yaşayacağını yaşaman gerekiyor. İnsanım sonuçta. Bilmişlik taslıyor musun? Ben zaten bunun böyle olacağını biliyordum falan filan deyip. Biliyordum. Oldan. Olduktan. Bilekler konusunda da biliyorum ama Evet. şöyle söylemiyorum. Hani gün sonu bunun böyle olacağını biliyordum demiyorum. Yani onun o şekilde yaşanması gerekiyordu ve onu öyle yaşamamız gerekiyordu. Bunu yapmak zarar verir, farkındayım. Bunu böyle davranmıyorum. Öyle mi? Güzel. Evet.
Güzel güzel. Güzel olaylar. Bu arada saçınız çok, çok güzel. Farklı taraftan mesela şey yapmaya çalışıyorum. İşte bir iş anlaşması yapılacak ya da bir şey yapılacak. Diyorum ki hani bu dönemde imza atılmaması lazım falan. Hani o daha çok evrensel başka şeylerle ilgileniyorum. O birebir ilişkilere değil. Anladım demek istediğinizi. Astrolog Hanım saçınız çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Öyle diyor chat. Chat öyle diyor. Kendinize iyi bakın. Memnun oldum. Çok selam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Dilek hiç bizimle sohbet etmiyor. Hani yayına birini al diye tutturdunuz. Yayında biriyle sohbet ediyorum. Ya belki o yüzden hani sorular soruyorum. Konuşuyoruz. Ne bileyim. Chat demese demeyecektim. Evet demeyecektim. Bir de yürümediğim biri kaldı mı? E oğlum bir... Şimdi bak ban yiyeceğiz yine. Zaten ihlal geldi yayına. Yapıştıracağım küfürü şimdi. Allah var bana yürümedi diyor. Ya çok sinirimi bozuldu. Sen niye tatile gitmedin? Yürüme gibi bir durum yok. Konuşurken flörtöz gibi geliyor size. Çünkü flörtöz konuşuyorum. İstemsiz yani. Konuşma şeklim böyle. Akbil doldururken de böyle yapıyorum. Arayayım açmayın. Bak yayındayım güzel kardeşim. Dedim. Erhan aradı açamadık. Neyse görür dedim. Çok zor bir karakter değilim arkadaşlar. Burcum Başak. Dilek seni çok seviyorum. Eyvallah Yakup kardeşim benim sağ olasın. Gerçek dost Erhan geldi aynen. Gerçek dost Erhan bize bir hediye atsın bakalım. Of salın benim öz manipülatif. Çok güzel. Ya bu yeni lafı çok seviyorum mesela. Hoşuma gidiyor bu. Benim öz manipülatif abim. Geldi benim öz manipülatif. İnatçısın. Dediğim dediksin. Ya haksız olduğum konularda çok diretmem aslında. Veya kaybedeceksem veya üzeceksem karşı taraf tamam derim ya. Okey ben. Ama onu da öyle bir derim ki burnundan getirerek. Evet ben galiba dediğiniz gibi. Gözlerin Ela mı ya? Ela mı? Bana Ela gibi gelmiyor. Bir kızdan en çok duymak istediğin hitap ne? Aslanım, herifim, şey, hayatım, sevgilim falan gibi. Yazdıklarım düşüyor mu? Görüyorum, okuyorum. Erkeğim, aynen. Direkt seni çok seviyorum Ayten söylerim. Aslanım, tespit bir insana bu kadar mı yakışmaz? Tespit değil arkadaşlar, bileklik bu. Tespihim de var ama. Hediye geldi. Sevenlerimizden. Yorumlar gelmiyor. Vallahi geldiği kadar. Devam ediyoruz işte arkadaşlar. Aman güzel. Yavaş. Vam. Aman güzel yavaş yürü. Cana ney. Seni çok seviyorum Dilek. Çok teşekkür ederim. Burada ezan okunuyor şarkı söyleme. Ha şimdi burada da okunuyor evet. Esem hoş geldin. Doğal halini o kadar biliyorum. Doğalım zaten. Neymar çok yakışıklı. Yani... Göreceli. Aziz Allah şefaati ya Resulallah. Yattım Allah kaldır beni derin uykulardan daldı. Yani esprilerine gülmüyorum mesela o kadar. Espri mi yapıyorum ben?
Doparlayamadım bile. Neyi? Elif yayında vardır. Küçükken hiç dereye düştüm de. Hiç dereye düşmedim de. Direkt beton zemine düşmüştüm yani. Birinci kattan kafa üstü. Ölüyordum hatta arkadaşlar. Burnum kanamasa beyin kanaması geçirip ölüyordum. Herhalde onun kalıntılarını görüyorsunuz şu an. Yani belli yazacağını anladım gibi emindim yani. Böyle bir şey hakkında dalga geçeceğini falan. Kalpsizlik başka bir şey çünkü. Sevginin var mı şu an? Yok. Of duyum alimuzin aşume pahane bebeği meşeşene. Pozitif biri misin, negatif mi? Pozitif. Hayatımda hep pozitif olmaya çalıştım. Çünkü pozitif olursan pozitif gelir. O ne çocuk flütü mü? Yok, bu kazu arkadaşlar. Bu bir enstrüman. Sen evlenemezsin ya. Öyle bir evlenirim ki. Sana beklenemedik. Bakü'ye selam. Sen Müslüman mısın? Evet. Elhamdülillah. Bir de Kras, Melekciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Küçükken en sevdiğin çizgi film. Sünger Bob. İsveç'e selam. Oğlum olunca ismini bilek koyacağım. Gurur duyarım. Patentini veremiyoruz ama. Diyormuşum. Ben hala anlayamadım nasıl tarz karakter insanlardan hoşlandığını. Dobra, özü sözü bir, vicdanlı, merhametli, sevecen, iyimser, kalbi güzel. Kakosi bilek buldum. Başka replik yok mu Merve? Her yayına geldiğinde kakosi. Bir oyunu değiştirecek olsam bu ne olurdu? Tahammül seviyemin biraz daha fazla olmasını isterdim. Çünkü hiç yok. İnsanlara karşı. Gittikçe de azalıyor. Bir de bu kadar saftirik olmamayı. En azından bana yapılan kahpeliğin, götlüğün unutmayıp hayatımdan silmek veya ona göre önlem alınmasını isterdim yani. Ama hiçbir şey yokmuş gibi devam edebiliyorum hayatıma yani. Her şeyi herkese affedip o kötü. Aksine çok tahammül ediyorsun bence. O tahammülümün son şeyleri yani o. Gördüklerimiz. Yarışmaya devam. Yarışmaya devam evet. Bulgaristan'da çok sevenlerim var. Vallahi evet. Bu yüzden hepsini çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. One base. Voila. Ali biçimi seviyorum. Mesela onun enerjisini seviyorum ben. İzlerken de seviyorum. O da kafayı yemiş. Benim gibi yani. Jedan da batırıyor benim. Jedan da var. Okey. Sen de parıysan. Aha. O da gitti. Öpüyorum seni çok. Kadir İbrahim teşekkür ederim. Ben de sizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi tek tek öpeceğim. Yakışıklılığın şaka mı? Estağfurullah. Of da yamalıyımız. Pardon. Mutlu merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. PK atalım mı? Olur tabii. Ne var ne yok? İyi vallahi öyle değil. Aynı. Sen nasılsın? Nasılsın? Ben de aynı mükemmel yani. Mükemmel bir yaz tatili geçiriyorum. Öyle ne güzel. Evin içinde vantilatör karşısında. Vallahi bizde de öyle. Böyle, ne kadar böyle devam eder bilmiyorum Mutlu. Çok sıcak. Özellikle yarın çok sıcak olacak diyorlar.
Ya her gün aynı şeyi diyorlar. Ben artık katlanamıyorum. Değil mi? Nasıl gidiyor? İyi misin? Güzel valla. Hani ben de evdeyim genellikle. Spor yapıyorum. Spor? Ne hangi sporla uğraşıyorsun? Aslında ben hastayım, rahatsızım. Biliyorum, kafamdan biliyorum. İşte o yüzden böyle aşma, germe. Egzersiz değil mi? Aynen. Yürüyüş. Şu an daha iyisin mesela değil mi? Evet evet, daha iyi. Çok şükür. Ben seni çok iyi gördüm maşallah. Çok teşekkür ederim sana. O güzel gözlerin yine parlıyor. Sağ ol. Ben seni gördüğümde çok mutlu oldum. Sikir önce. Konuşamadım. La 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 la, ben güneş seden annem olayım. Selamlar, ben aynı oku seviyorum. Tamam, imansı yapıyorsun gibi. Yok Azra'cığım, öyle bir şey yok ya. Bilek bir şarkı patlat. Hangi şarkıyı patlatayım? Hadi söyleyin. Bir şarkı patlatayım size o zaman. En güzelinden. Var mı mutlu istediğim bir şarkı? Bir şarkı patlatazam yani. Ay tamam, içinden gelin söyleyişi fark ettim. Neyi söyleyeyim ama? Hı. Biliyor musun, böyle gülmezdim senden önce. Hangi şarkı? İşte kuzu kuzu mu? Gözleri çok güzel. Söyledim zaten gözleri çok güzel diye. Baksana nasıl parlıyor. Karanlık gecelerimin yıldızı sensin. Yıldızlarda kayar. Durmaz yerim. Ezan okunuyor. Yok, ezan bitti burada arkadaşlar. Ezan mezan yok. Karanlık gecelerimin yıldızı sen. Yıldızlarda kayar, durmaz yerinde. Sen nerede oturuyordun Mutlu? Diyarbakır. Neresinde? Erkan ilçedeyim. Erkan il. Neresiydin lan? Evet. İlçe. Hemen bakalım. Şermik'te siverek var etrafında. Evet. Hep orada mıydın doğma büyüme? Evet. Kaç yaşındasın? 28. 28. 95'lisin. Evet. Benden bir yaş büyüksün Mutlu. Üzgünüm. Yüzün gülünce güneş doğar ya, gözlerimi kısarım güller açar bir anda. Söylenmedi İnsan hiç. Yalnız orada, yalnız ölmez bir şahane. Evet. Bu ne gürültü be kardeşim ya? Yolla basıyor. Az önce söyleyeyim. Bilinç altında kalmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne diyeyim ya. Her şeyi bir yere çekiyorsunuz. Eva yiyem. Bana ben sorduram. Allah Allah. Anlamıyorum ne yazdığını. Elçin, teşekkür ederim. Şarkı çıkarsana. Çıkaracağım arkadaşlar. Şarkı da çıkaracağım. Az kaldı. Mehmet abi, teşekkür ederim. Evet, çıkar. Sesin güzel bence. Aa. Evet. Beğendiysen teşekkür ederim. Sağ ol. Direkt yolda foto çekilmek isteyenlerle çekiliyor musun? Tabii ki de Şeyma'cığım yani. İşimi gücümü bırakıp çekiliyorum. Şaka değil bu arada. Harbi çekiliyorum. Şarkıcı olursun, sahne alırsın. Çağrı gibi bir sahne almak istiyorum Antalya kumsallarında. Sıfır seyirciyle. Mehmet abi sen. Bu çok güzeldi. Ne, bana mı güldün? Evet evet. Ha, sen biliyor musun olayı? Ya, bilmiyorum daha ama sen öyle diyecektin. Sen de olayı bizden daha çok gülerdin. Ya, gerçek bir olay mı bu yoksa? Maalesef. Maalesef. Kötü olmuş.
Mutlucuğum memnun oldum. Ben de çok görüşürüz. Memnun oldum. Çok mutlu oldum. Tabii. Hadi öpüyorum, ben de mutlu oldum. Sağ ol. Bay bay. Canım ya. Nasıl tatlı, nasıl güzel kalpli bir kız yani. Suratına vuruyor. Ben kaçtım, bay, öptüm. Görüşürüz arkadaşlar. Kıyamam yüzüme. Gülsün, gülmek yakışıyor. Sormana hiç gerek. Hikayesini biliyorum o. Tabii ki de o yüzden şey oldum. Neyse. Yani görünce hemen tanıdım ya. Yanlışım, tarifi zor. Söylerim günlerin gelir. Yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Güller güneşler doğup ellerimizde. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri hep buralar sayende. Yok şikayet, gel bir sarayım, aşkın olayım. Ne kırsta paraları kumarda yedin mi? Yok, yemedim, üzgünüm. Çok tatlısın. Ne için teşekkür ederim. İnsan yalnız doğrudan, yalnız ölmezmiş nadem. Bizden uzak olsun keder. Seni görürsem benim öz manipülatifim diye yanına geliyor. Vallahi gel, mutlu olurum. Yanlışım tarifi zor. Söylerim günlerin kere. Yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerimi kısarım, günler açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Güller güneşler dolu ellerimizde. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince. Yandım yeri hep buralar sayende. Yok şikayet, gel bir sarayım, aşkın olayım. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince. Yandım yeri hep buralar sayende. Yok şikayet, gel bir sarayım, aşkın olayım. Bilek, hayallerini anlatsana. Benim hayallerim dünyalardan daha büyük arkadaşlar. Hayalim erken emeklilik. Hayalim erkenden şöyle yazlık bir beldede yaşamak. Bodrum olabilir mesela. Bilek, sana saat aldım ama hediye yollayacağım. Ama adresini bilmiyorum. Yakup'cum, çok teşekkür ederim öncelikle hediyen için. Ben adresimi yazar. Göndermek istiyorsan.
uzanıp tuturlar elimi, bir gün utanır diyemem ne olur geride. Alışırım. Yayından sonra DM'den yaz olur mu? Tamam ya. Derdo şarkı açma. Hemen derdo olandım ama. Derdo merdo. Niye soruları cevap vermiyorsun? Belki de verecek bir cevabım kalmamıştır ha. Berko. Direkt Başak Burcu özelliklerini taşıyormuşsun. Evet. Acayip titiz. Titizlik var üzerimde. Ah geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi, bir gün utanır diyemem. Ne olur geri dön. Ben de Derdo'ya bağlıyorum ama. Bağlama bağlama. Kafada kurma var mı peki sürekli? Ya bunu soruyorsan sen beni tanıyorsun bir yerden söyleyeyim. Ben bayağı arkada kaldım. Biz kimseyi arkamızda bırakmadık. Gel bekliyorum. Ne zaman açtın yayını? Bir yarım saat oldu. Yalan olmasın. Ne haber Bilek'ciğim? Hoş geldin Buse. Teşekkür ederim. Nerelisin? Türkiye'li. Çerkezim. Kürdüm. Göçmenim. Ege'liyim. Hopo hop. Samsun Sinop. En çok da Suriyeliyim. Teşekkürler. Rizeliyim. Duyar kasma. Arkadaşlar olsun kasalım, öyle demeyin. Oğlum sizin hayatınızda gerçek hiçbir şey yok ha. Vallahi yani yazdığınız şeylerden bile aslında kalplerinizin kirliliği belli oluyor aslında, biliyor musunuz? Ama bu sizin suçunuz değil. Hayat o kadar kahpe ve kirli ki siz de böyle kapkara olmuşsunuz. Pendikliyim desen yeterli diyor. Ha pendikliyim. Çoğul konuşuyorum çünkü kötü bir şey konuşmuyorum. Civcivi göstersene Bilek. Yani bunları söylemen çok saçma. Neden? Doğru oldukları için. Aydan, seni de manipüle etmeden önce git buradan. Git. Çık dışarı. Kimsin sen? Süper. Lavuk. Zaten hayatlarında hiçbir şey olmadığı için burada ancak nefretlerini kusuyorlar. Sadece burada kussalar iyi yani. Gördükleri her şeyin altına yazarak kusuyorlar yani. Günlük bütün sinir stresini bu şekilde atıyorlar. Aslında ne kadar da oluşmamış. Ufak karakterler. Ya aslında kötü yani. Böyle insanları kazanıp topluma kazandırmak lazım yani. Sorunların derinine inip insanları anlayıp bunları çözmek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Kaç yaşındasın bile? 27. Ve Başak Burcu. Evet. Oh handsome. Thank you so much. Nehir der misin? Derim tabii ki Nehir. Hoş geldin. Ama burada chatte insan olmadığı gibi davranıyor. Yani neden böyle bir şey yapıyor? Kendimden biliyorum. Mesela neden böyle bir şey yapıyorsun? Bilek ağzım çok iyi laf yapıyor. Ve laf olsun diye konuşmuyorum ama inşallah bir şeyler anlıyorsunuzdur veya dediklerimden bir şey kazanıyorsunuzdur yani. Boş konuşuyorsam üzülürüm yani. Yani lafım bir yere gitmiyorsa, boş konuştuğumu düşünmüyorum. Şu canlı yayınlar yormuyor. Neden yorsun ki? Burada oturacağıma sizle konuşuyorum.
odanız geçti be. Geçmemiştir ya. Ben modayı kullanmadım ki arkadaşlar. Ben de bugün Atay'la yayın yapıyoruz diyor. Sen diyor etkileşim olsun diye hiçbir şey yapmıyorsun ki. Kullanamadın Hype'ı diyor. Ama kullanmaya çalışmadım. Evet. Ben de işte ne düşün. Neyse ama oyum. O şekilde davranıyorum. Silacığım teşekkür ederim. Hoş geldin. Bitti mi tatil? En sevdiğin yemek ne? Bu aralar noodle yiyorum çünkü annemle babam Kıbrıs'ta. Acıtasyona bak. Dün de bunu dedim. Diyor ki ya sen ne acıtasyon yapıyorsun ya? Akşamları nohut yiyormuş. Param yok bile ki. Onu da nohut anlamış bir de yani. Noodle yiyorum çünkü şey kolay hemen 3-5 dakikada oluyor. İyi geceler bitti. İyi olmuş, hoş geldin. Yani kötü olmuş aslında senin için de. PK yap. Yapazam. Çünkü midemin düşmanıyım. Öyle bir akıyor ki midem mahvetti. Aha! Ahmet Fas'la yayın açmış. 104. Hadi Selvi gözün aydın. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Ne bu keyif? Ayşenur gelene kadar bir PK atayım ya. Tak 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 bir bileği tokatlayalım. Ayşenur'la yapacağım. Okey. Bileği tak 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 yapalım hemen. Tokat spor mu? Tokat şekli. Tatlı tatlı tokatlı diyorsun. Dünyanın en güzel tatlı tatlı en güzel müzik. Evet, Ahmet de çok güler yüzlü. Severiz Ahmet'i. Sağ olsun. Eyvallah, eyvallah. Bak ne kadar güler yüzlüyüm. Görüyor musun? Ama Ahmet'in çok büyük bir kusuru vardı. Çabuk güvenirdi insanlara. O çok. Oo, Selvi'cim ne haber? Çabuk güveniyorum ya. Evet. Niye öyle? Bir saniye. Parti mi var Ahmet? Parti mi? Çok işim var. Bay bay bebek. Selvi eyvallah. Evi görünce kanı doldu. Senin bakışlarının güzelliği. Şu evi bir göremedik ben aslında. Gel oğlum. Davet ettik seni. Ya bırak. Korkuyorsun buraya gelmeye. Daha gelmeden oradaymış gibi muhabbet çıkıyor. Ne yapayım Ahmet yani? Korkuyorum yani. Hayırdır? Yoldan çıkacağım falan diye mi korkuyorsun kanka? Neden? Bilmiyorum. Selamlar. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka? 7-24 yayın işte. Bileğe sor senin hakkın. Evde olsun. Selvi benim hakkımda neler dedi? Selvi hiçbir şey demedi. Yani kötü bir şey demedi. Selvi... Hatırlamıyorum ya. Genelde bana sallıyor. Seninle ilgili kötü bir şey. Aa X3. Selvi X3 verdi bize bak. X3'ü açmamız lazım millet. Nasılsın? Gül hoş geldin. Gül abla. Oo, Gidemcim hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Gözetle su gözetle. X3 millet. Yanında daldım. Yalım çaldım. Eyvallah. Yoruldum bak. Yoruldum. Tamam. X3'te açalım parkı. Çok acayip bir şey oldu. Park. Beraber parti yaptığımız kimleri çok. Allah'a emanet ol. Parti eğlenceli insanlarla yapıyoruz. Kimler mesela? Ümit Uğur evinin eğlenceli kişilerini saysa mı? Erkeklerden. Linç yemek için benim evin önden geçmek yeterli ya. Sarı yerde bulunmak yeterli ben. Aynen. Büyük ihtimal Ahmet'le buluştu derler. Yok yine sevgilim. Çağır. Evet doğru. İlk suçtayız. Millet. Eren eyvallah. Eyvallah Selvi. Selvi 10. seviyeye ulaşmış. Arkadaşlar hediye attıkça seviye atlıyorsunuz. Ne? Hediye attıkça seviyeler çıkıyor değil mi? Galiba evet. Çok seviyesiz bir yayın yapıyorum. 10 numara ya. Arkadaşlar. Çok seviyesiz bir yayın oluyor. Bu seviyeleri bir görelim artık. Kısmetse olur ayır dönecek miyim? Valla belli değil ya.
Son 15 bölüme gidebilirim yani. Dostum sana bağlı galiba girip girmeme. Hayırdır, zoruna mı gittin? Ha? Zoruna mı gittin? Hayırdır, ben olmadan kim nereye giriyor, nereye çıkıyor? Hayırdır ya? Ya hayrım boyu... Sen mi karar veriyorsun kardeşim kimin nereye ben gireceğim? Ben karar veriyorum abi. Ha? Ben karar veriyorum, tamam mı? Emmi Batıs, eyvallah, teşekkür ederim. Dedi bana baba kıyafetle nerede? Dedi pompalı ben de reklamlı oynadım kardeşim. Arkadaşlar, 1200'lük bir park açıldı. Merve'yi açalım mı Merve? Bilek yapımdan biliyor muydun, bilmiyor muydunuz? Evet bilek arkadaşlar. Bilek için yapımdan falan diyorlar. Ya yordular artık beni ya. Ben de artık kendimi yapımdan zannediyorum. Öyle cevaplar veriyorum abi. Zaten içerideki herkes ben yapımdanım diyor. Ben anlamadım bu işi. Sen nereye bakıyorsun camdan? Ha, Ayşenur oraya mı geliyor? Ben televizyona bakıyorum oğlum. Ne camı ya? Ha, televizyona bakıyorum, şarkı açıyorum. Ne diyeceğim? Ayşenur yayına mı gelecek? Evet. Yayına mi geliyor oğlum, yayına. Ne diyorsun sen? Manyak mısın ya? Ya oğlum çok tehlikeli bir adamsın ha. Hayır, ben yanlış anlamadım. Sen yanlış anlamazsın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sende nasıl bir beyin olduğunu ben iyi biliyorum. Anladın? Bırakmayalım. Ben gidiyorum. Ben kendimi ifade edememişim bu zamana kadar. Nasıl bir yenilgi arkadaşlar? Nasıl bir yenilgi? Senin şarkı abi. Ama yok demem ayo. Ne bu şans, tuttular resmen loto. Salla salla bebeşeli bomboko. Bu neymiş Allah? Geldi mi Ayşenur? Ayşenur gelmiş mi? Bak gelmediyse atalım bir tane daha. Yok ki. Ya ha. Selvi ceza yaptıralım mı bile? Ne diyorsun? Selvi yok be Selvi ya. Gerek yok. Bak gördüğün gibi işte. Zaten hiçbir şey yok anasılsa. Selvi cezayı şey yaptırırız. Ayşenur'a yaptıralım ceza. Bugün Ayşegül'e. Ayşegül diyorum. Bileğe kaç gündür... Ne? Yanlışlıkla Ayşegül dedim. Eski sevgilim beni andı. Ha, kaçıncı eski sevgilin? Ta ilk lise zamanları. Canım benim. Hiç unutmam. Yumurta da yemiyor, hiçbir şey yemiyor bu çocuk. Evde yumurta yok abi. Önümü kapatmıyorum Emin Bas, yeter artık. Beni bu kadar darladınız yeter, kapatmıyorum. Evdeyim, önümü kapatmayacağım. Çıktığın hadi beklemem de hangi barda kim bilir telefon çalar. Geliyorum babacım Merve'lerden. Kapa telefonu yak devam. Çek tu tıfle bir devam. İyi bacanak, sen nasılsın? Otur ve de bekle. Gelince fillere her selam dedim. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim Max Fani animasyon. Göstermez sana yolu navigasyon. Vallahi tez bak operasyon. Eyvallah, yakışıklı, sen nasılsın? Beni okuyor. Okudum Caner. Atalım arkadaşı git. Madem yanımsın bari bit. Lütfen. Ayşenur'a yayında kek yaptıralım. Aşkımdasın, teşekkür ederim. Aldım bir enerji. Ben babaannemle katıldım programa. Ice. Tövbe estağfurullah ya. Ha tamam. Bana bir şey diyorsun sanırım. 2x açılmadı. 3x'te hiçbir şey atılmadığı için TikTok 2x'i vermedi. Büyük ihtimal o yüzdendir be Ahmet. Boş ver, bak dalga. Geliyorsun beni. Herhalde oğlum. Ne diyorsun ya sen? Yanlış anlama. Ne diyorsun ya? TikTok'u açılamadı. Geldi. Bekliyorum yayınımı. Batu Merve. Müziğin ismi ne? Ahmet soruyorlar. Hangi müzik? Az önce çalıyordu ya, tam derken kapadın da. Şule hoş geldin. Araba. Şimdi bak. Araba diye bir şarkı. Şimdi başlayalım hadi Ahmet. Hadi başlayalım. Ufaktan da chatime. Ne oldu, Şule mi geldi? Selen'de mi geliyordu ufaktan? Yok, Selvi gelmedi. Selvi ölse Şule atmaz. Şule mi geldi diyorum Şule. Ölse atmaz yani. Şule mi geldi? Oğlum kız attı işte dün sana.
Ben geleyim de yenileyim diye attı. Kızın hakkını niye yiyorsun adamın, yani? Ya kız değil bu arada, erkekmiş. Ha, erkek aynen. Oğlum beni mi yiyor lan bu? Erkek neydi be? Aleykümselam Şahin. Abi ben her şeye inanıyorum ya. Araba vitesilerin hızımıydı benim, basarım ödenim ama polise kalacak benim. Sonra istedim seni bekliyorum falan filan deyince çok kullan. Her şeyim Ahmet. Tamam Selvi. Bir de güzel bronzlaşmışsın ya, ne kullandın? Vallahi kullanmıyorum, benim tenim böyle. Ben kadının mühendisi yaşındayım. Şule ablam senden bahsetmiyorlar ya. Picasso, selam, hoş geldin. Müşra'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Yeni oba benzetiyorlar. Oo, farkı açtı Bilek. Kırbaçtan dolayı benzetiyor olabilirler. Canım, farkı açtı Bilek. Canım ablam benim. Selvi eyvallah. Oo, neler oluyor? Neler oluyor neler? Lan bizim de mi gün? Bizim de mi çiçeklerimiz açacak yani? Bize de bahar gelecek mi diyorsun yani? Sana söz yine baharlar gelecek. Selvi teşekkür ederim. Ya Selvi bir dur pusudalar, be ya. Selvi pusudalar, dikkat et. Bir dur be ya. Dur bir PK alalım anasını. Bir PK alalım. Aa öyle geçtiler. Selvi! Yaptım tertemiz, baktım geçmişe şimdi nerede? Ya bir kere, bir kere, bir kere. Sen neredeyiz, biz görüşürüz değil, dikkat edin. Ya tek başına iyi diyorsun ya. Selvi, bir tanesi. Selvi erkek mi kız mı? Şunu bir artık söyleyin ya. Kankam, geçmiş olsun. Ayşenur'a geçiyorum ben, bekliyor beni. Öyle kaçmak yok. Ama şu 2000'ini alacağım, öyle gideceksin. Beklesin. Bekliyor ama. Tamam, bir PK daha beklesin. Yapacak tamam, bir şey PK daha atalım. Tamam, azam yani. Hadi ben Mozova'ya takım alazzağım yani. Şey, bak 2x açılırsa Selvi evet. Farkı açalım. Ayşenur'a söyleyin. Ayşenur'u da al, dörtlü yapalım hesabı. Nasıl hitaplar bunlar? Pişman değil mi? Koysun söyle. Ahmet Epilis. Ha, sizin özel konuşacaklarınız varsa Ayşenur'la bilemem. Böyle kalmışım lan. Benim karşımda başka nasıl kalacaktın ki Ahmet? Ya oğlum sen de bu cesaret ne böyle ya? Boynunu bükeceksin, bakacaksın ekrana. Başka ne bu şey cesaret ya. Ne sendeki bu kanka? Daha demin de öne geçtim falan diye. Ben Balfour'suyum Ahmet. Şöyle gitti mi şöyle? Ahmet duyuyor musun? Duyuyorum. Ben Balfour'suyum. Balfour'sun. Alayınıza salça olurum ama finalde ölebilirim yani. Sıkıntı yok. Ne oldu şöyle gitti mi kanka? Şule, burada Şule'm ya. Şule ablam benim. Ceza yaptıracağız Ayşenur'a. İlk sizden hamle bekliyoruz bu sefer. Daha 2x geliyor. İlk hamleyi biz yaptık. Ha, X2 geliyor. X2 gelince atalım lütfen. Ooo Şule gitmemiş. Şule burada mı? Evet. Arkadaşlar 4 tane gül gerekiyor. 4 ayrı kişiden. Bayağı genişledim ha. Bakar mısın? 4 ayrı kişiden gül gerekiyor arkadaşlar. 4 farklı kişiden açalım şunu arkadaşlar. 2 kaldı. Açalım şunu. 1 kaldı. Reza ediyorum. Yasin Özbek! Yasin Özbek yetişti. 2x'de açalım be. Farkı millet. 2x'de. 2x açıldı. Selvi. Bay bay bebek. Bay bay bebek. Yok sana gerek. Tamam geliyorum Yasin. Maşalya. Ben tokatlayayım bile geliyorum. 2x'teyiz Selvi, 2x'teyiz. Arkadaşlar 2x açıkken atalım. Yenersek şimdi yeneriz. Fark yenemezsek açılıyor. Belki bir ihtimal. Selvi! Selvi! Selvi yapıyor bu işleri. Selvi son saniye dikkat edeceksin. Çok çektik duman, 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 duman.
Selvi o sandık var ya sandık. Portal sandık. Ondan atsana. Hep yollarda yolak varam. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derim. Çok çektik. Yaram yaram. Yok lan sen yaram. Yaram Seren hoş geldin. Yaram. Puan vermiyor mu? Biliyorum biliyorum, o yayın izleyici çekiyor ya. İzleyici geliyor. Devriliyordu benimki. Eyvallah Seren. Ben de dik dursaydım tamam, da yıkılmasaydım. Tamam tamam Selvi, öyle yaparız. Sağlam olun da çatırdamayın. Devrilmeyin arkadaşlar. Sen bizim ne zaman çatırdamadığımızı gördün? Bak söyleyemedim ben bile. Ben senin konuşamadığını gördüm de çatırdadığımızı görmedim Ahmet. Rahat ol. Kutluyu dönecek mi? İnşallah. Kanka şu üstündekini bana versene ya. Bir gün ben kanka de yiyeyim şunu. Başka giyecek bir şeyim yok biliyorsun. Sadece nasıl bunu yapıyordu? Oo öğrenmişsin kavga etmeyi kanka. Kavga etmeyi mi? Yok be sen de biz böyle yiyoruz yani. O tek bildiğim o zaten. Ne? Abi, tek bildiğim o diyorum. Ne oldu? Şule gitti mi kanka? Valla Şule ablam gitti herhalde o yüzden. Şule ablamız gitti mi? O yüzden çok da sesim çıkmıyor farkındaysan artık. Şule var ya bence pusuda şu an. Çağrı Özer geldi. Ne diyorsun? Çağrı hoş geldin. Kendi hesabı mı? Benim hesaba geldi Çağrı. Benim hayır, chatte. Orijinal hesabı mı? Orijinal herhalde bilmiyorum. Çok yine kitlemişiz zaten. Çağrı bir aslan yolla bakayım. Nasıl yolluyorsun Çağrı? Seldi pusuda ya karşı taraf. Şule pusuda şu yok an. Pusuda değilim. Pusuda da değilim. Rahat ol. Kitlenmişim. Burak'ın doğum gününe gideceğim. Ne zaman? Ne zaman doğum günü arkadaşım? Bilmem. Kardeşim geçmiş olsun. Eyvallah kendine iyi bak. Hadi sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Allah'a emanet. Dikkat et abi. Bir şey olursa söyle. Tamam kardeşim söylerim. Şule ablacığıma çok teşekkür ederim. Canınız sağ olsun. Bir türlü bu lavuğu yenemiyoruz. Enteresan bir şekilde ama yapacak bir şey yok. Varsa sözüme inan. Aha. Önceden gelene geçene vuruyorduk arkadaşlar. Şimdi gelen geçen vuruyor. Ay bunlar seni hak etmiyor bile. Kim hak etmiyor? Bir yenilesene yayını. Nasıl yani, kapatıp açayım mı? Bir kapatayım arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. Yallah bilek mi yazar o? Şimdi birazdan da gelir geyik yapar benim. Bilek işim var da yayını ne zaman yapayım? Senin işin varsa kapatıyorum ya. Tamam. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.